Hilmi Hacaloğlu'nun bir sorusu var. Sayın, evet. Buyurun. Şunu sormak istiyorum. Sabote edilmeye çalışılıyor dediniz. Baskılar evet. yapılıyordu dediniz. Yani bu saldırıdan evet. önce olduğunu söylediniz. Sayın Bahçeli'nin zaten başında bu işe karşı çıktığını, işte yumurtalar tokuşturulmasın, evet. bardaklar tokuşturulmasın dediğini söylediniz. Bu baskıyı yapanlar kimdi birincisi? İsim verir misiniz? İkincisi de şu, bu toplantıyla ilgili olarak MHP Genel Merkezi'ne, Sayın Devlet Bahçeli'ye ya da kurmaylarına herhangi bir davet gitti mi? Onları da toplantıya davet ettiniz mi? Ya arkadaşlarımız, tabii ben İstanbul'daydım. Kendilerine bana teklif getirdiler. Ve de kendilerine şey, ben dedim ki, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bu durumda. Sayın Bahçeli bizim her türlü davetimizi ve teklifimizi daima reddeden bir yapısı var. Şöyle söyleyeyim, yani ben şunu açıklamam lazım. Tabii uzun yıllar ötesine gideceğim. Mesela nasıl sabote edildi? Ben özellikle bir takım, şimdi şöyle diyeyim, bakın Türkeş'in ölümü ve de arkasından MHP'ye ve bizim aile üzerinde bize bir operasyon uygulandı. Bu operasyonu tabii biz birebir yaşadık. Bunu yaşayıp anlatması zor olan bir olay bu. Fakat daima biz kontrol ve baskı altında tutulduk. Yani öyle bir dönem yaşadık. Şimdi Sayın Bahçeli'ye kim tarafından, Sever Hanım, kim tarafından baskı altında tutuldunuz? Valla ben şöyle düşünüyorum. Bakın, Alparslan Türkeş son zamanlardaki şeylerine baktığımız zaman daima bu Büyük Orta Doğu projesine ve de bu demokratik açılım adı altındaki projelerin Türkiye'yi parçalama ve birbirine düşürme projesi olduğunu, paramparça edip yok etme projesi olduğunu çok önemli altını çizerek bütün konuşmalarında vurguladı. Şimdi onu zaten son konuşmalarında da bu var ve de o sırada erken seçim istiyordu falan. Onun son konuşması vasiyet kabul edildi. Ama tabii o vasiyetlere sonra hiç kimse riayet etmedi. Fakat bugün hep kamuoyuna işte dış güçler diye zikredilen bir şey var tabii. Türkiye üzerinde bugün bizi çeşitli krizlerle boğuşturan bir sistem oturtuldu. Bu sistem, bakın bu sistemin önünü Türkeş sonrası Sayın Devlet Bahçeli açmıştır. Bu Büyük Orta Doğu Projesi adı altındaki. Şimdi dolayısıyla Türkeş'le bu zaten şey olarak ayrı bir çizgiye, MHP'yi ayrı bir yöne götürdüler Bahçeli ile beraber. Sayın Bahçeli ile birlikte. Dolayısıyla orada tabii ki bize her zaman ters açı yaptı Bahçeli. Ve de hiçbir davetimize, hiçbir teklifimize şey bakmadı. Yani her şeyi reddeder bir vaziyetteydi. Ve de Türkeş'in gerçekten mesai yaptığı bütün değerli arkadaşlarımızı ihraç ederek, uzaklaştırarak partiyi yavaş yavaş pasifleştirip stabilize ederek, halbuki bakın bu MHP son derece güçlü bir teşkilat. Ama nasıl bir teşkilat? Türkeş çok güçlü bir lider ve de bunun yıllarca emek vererek çok kalifiye bir kadro yetiştirdi. Bu kadrolar bugün Türkiye'de çok önemli görevler yapan ve de Türk siyasi hayatının teminatı olan arkadaşlarımız, bu memleketin evlatları. Türkeş tabii bütün Türk milletini bütün olarak kucaklayabilirlerdi. Şimdi dolayısıyla yani Bahçeli ile Türkeş'in tamamıyla MHP'yi yönetme tarzı zıt. 180 derece zıt ya. Bunu bir kere tespit etmemiz lazım. Onun için kamuoyu, insanlar birçok şeyi çözemiyorlar. Bize de yani bu MHP'de neler oluyor? Türkeş neden bu Bahçeli'yi yapmadı? Yani neden bunu göremedi? Neden bunu partide tuttu gibi birçok şeyle karşılaşıyor. Sebebi şu. Yani Türkeş'in yaptığı siyasetin tamamıyla zıttı yönde bir siyaset hakim oldu MHP'ye. Bunu bir açar mısınız? Seval Hanım, ne demek istiyorsunuz? Yani Türkeş Bey'in siyasetinin tamamen zıttı şeyi Devlet Bahçeli ne yaptı? Yani hangi politikalara dair bunu söylüyorsunuz? Ne yaptı derseniz, başta şunu söylüyorum. Büyük Orta Doğu projesine Türkeş şöyle söyledi. Yüzümüzü dedi,
büyük Orta Doğu, ya Orta Doğu ve Afrika'ya döndürmek istiyorlar. Bizim buralarda işimiz yok. Bizim de derhal 5 tane bağımsız Türk devletiyle ortak pazar kurmamız lazım dedi. Bunu çok önemli şey yaptı, daima kamuoyu önünde de konuşma, her zaman açıkladı, söyledi. Onun şeyi böyleydi. Sadece bu mu peki Sayın Türkeş? Evet, sanırım sen de mi İsmail bununla ilgili? Birkaç soru sormak istiyorum. Bir dakika yalnız, şöyle bir şey var. Şimdi bir dakika, burada tabii ki bu Türkiye üzerinde bir takım emperyal güçlerin yürüttüğü bir sistem var. Sonra Türkeş şunu söyledi. Türkiye dedi ajan kaynıyor dedi. Ajan kaynıyor. Şu tarihçi Cemal Kutay bizim yaptığımız bir panelde şöyle bir teşhis koymuştu. Atatürk sıcak savaşı, toprak savaşını yapmıştır. Soğuk savaşın yegane lideri Alparslan Türkeş'tir. Atatürk milliyetçiliğini yürüten ve Türk milliyetçiliğini siyasi aksiyon haline getiren lider olarak Türkeş tarihe geçmiştir. Dolayısıyla Türkeş'in kapsama alanı hakikaten devleti, milleti kucaklayan ve de hukukun üstünlüğünü ön plana koyan, adalete çok önem veren bir siyaset takip etti Türkiye. Seval Hanım, bir soru sorabilir miyim? Evet. Buyurun. Seval Hanım, yani ben bu tekrar bu salondaki manzaraya dönmek istiyorum. MHP'liler evet. Neden bu etkinliği engellediler? Bunun sebebi nedir? Neden bu etkinliği engellediler? Evet. Şimdi tabii onu ben de sizinle bir gibi şey yaptım ama şöyle bir değerlendirme başlıkları verebilirim. Bir kere bu saldırı bence planlı bir şekilde provokatörlerin ülkücülere saldırısı şeklinde bir saldırıdır. Bu saldırı birçok yorumlarda görüyorum. Ülkücüler birbiriyle kavga etti şeklinde bir saldırı değil. Yani ülkücülere yapılan bir çete tarafından, organize bir çete tarafından yapılan bir saldırıdır. Bu saldırınız karanlık, hangi karanlık güçler, arkasında hangi karanlık güçler olduğunun ve sorumlularının derhal bulunup ortaya çıkarılıp bunların yargıya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu da ancak iktidarın işidir. Şu bulunduğumuz zaman peki, itibariyle. Sayın Türkeş, orada tabii hemen lütfen, benimkinin arkasına istersen ekleyebilirsin İsmail. O olaylar yaşandığında olayları yatıştırmak için oraya gelen grubu engellemeye çalışan, o etkinliği sabote eden grubu durdurmak için herhangi bir girişimde bulunulmadı mı? Polis bir şey yapmadı mı? Bu baskın sonrasında ne olup ne bitti? Siz neler paylaşabilirsiniz şimdi, o anlarla ilgili? Orada, ben orada toplantıda yoktum. Ama haber aldınız, bilgi aldınız. Bunu orada yaşayan arkadaşlar özellikle bu hareketin hakikaten büyüğü sayılan Şevket Bülent Yahnici Bey var. Orada bizzat bulunan Salih Dilek Bey var. Birçok arkadaşımız bunu çıktılar, anlattılar. Yani çeşitli şekillerde bu şeyde sosyal medyada da normal şeyde de yayınlandı, anlatıldı. Orada yaşayanlar bunu gayet güzel anlattı. Fakat ben bunu şu şekilde yorumlayacağım size. Şimdi burada bu saldırı bir kere Türk bayrağını, Türklüğü, şehit yakınlarını ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in manevi şahsiyetini hedef alan bir almıştır bu saldırı. Bu örgütlü çete eylemi niteliğindeki bir saldırıdır. Bu sanki neredeyse İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde bir saldırı izlemini bırakmıştır. Oradaki olan tablo bunu bu izlemini bıraktırdı ve bütün arkadaşlarımız da bunu çeşitli şekillerde dile getiriyorlar. Evet. Fakat şöyle bir şey tabii, bu organize bir çete saldırısıdır. Buna bu şekilde bakmamız lazım. Ve de bu planlı bir ülkücü hareket üzerindeki bir provokasyondur. Şimdi bunu mutlaka bu saldırının arkasındaki karanlık güçlerin ortaya çıkarılması ve de yargıya teslim edilmemesi halinde bu MHP'nin de il başkanının
çete içinde açıkça yer alıp önderlik ettiği görülüyor. Dolayısıyla bu MHP'nin de sanki illegal bir yapıya doğru gittiği endişesini ve kaygısını yaratmıştır. Bu tabii ki çok güçlü bir teşkilat olan MHP'nin eğer illegal çizgiye doğru kayıyor olması hakikaten tehlike arz ediyor. Doğru. Bunu biz hissediyoruz, görüyoruz. Ve evet, tablo meydanda birçok saldırıların arkasında da çıkıyor maalesef. Fakat bu Ankara İl Başkanı olduğu söyleniyor. Bunun çünkü delilleri var. Artık bu sadıkla yapmış, kesinleşmiş durumda. Peki bunu Sayın Başkan Devlet Bahçeli'nin haberi olmadan yapmış olması bize göre imkansız. Sayın Türkeş, İsmail, evet. İsmail Saymaz'ın da bir sorusu vardı. Evet. Biraz süremiz de azalıyor İsmail, şöyle, o yüzden. Sever Hanım, MHP'nin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iddiası şu. İşte Alparslan Türkeş Vakfı üzerinden MHP'nin içine yönelik bir operasyon yapılıyor. Arkasında bunun işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı var ve bu şekilde bir ithamda bulundular.